Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bugünkü konuma geçmeden evvel 30 Ağustos tarihi netleşmiş durumda. Büyük canlı yayınımızda. Hakikaten beklediğinize değecek. Çok güzel bir canlı yayın olacak inşallah arkadaşlar. Sorularınızı sorabileceğiniz, inşallah tatminkar cevapları da alabileceğimiz Sizler adına çok güzel bir canlı yayını sizlerele beraber olmaktan çok mutlu olacağım. Hepiniz davetlisiniz. Şimdiden söyleyeyim. Saat konusunda zaten zaman ilerledikçe paylaşımlar yapılacak. Bunu belirtmiş olayım. Arkadaşlar bir ikinci konuda short videolarımıza çok güzel ilgiler var. Çok teşekkür ediyorum bu short videolarımıza gösterilmiş olan ilgilen dolayı. Bakın bazı short videolar yanda gördüğünüz gibi pop short'larımız içinde mevcut. Bakabilirsiniz diye belirtmek istedim. Arkadaşlar şimdi bugünkü konuma geçiyorum. Aslında bir önceki videomda üstü kapalı olarak sizlerle paylaştığım bir konu vardı. Günlük maçlarımızdaki antrenmanlarımızı zaten yaptırıyoruz ama bu antrenmanları yaptırırken göz ardı ettiğimiz bir konu vardı. Hava şartlarını e, belki çoğu menajer arkadaşımız göz ardı edebiliyor. Bir evvelki videomda demiştim ki bu önemli demiştim. Şimdi bugün dört <laughs> tane e, ideal hava, yağmurlu hava, soğuk hava ve sıcak hava için nasıl antrenman programı uygulamamız uygun olabilir? Bunlarla ilgili söyleşmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen sizler de yorumlara yazınız. Ee, sizin ne şekilde antrenman yaptırıyorsunuz? Hava şartlarına dikkate alıyor musunuz? Bununla ilgili yorumlara yazarsanız gerçekten fikir alışverişimiz olur. Ben de sizlerden bazı şeyleri sentezlemiş olurum diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikle ideal hava için konuşalım göz ardı şey yapalım. Ne diyor? Zaten açıklamasında diyor ki futbol için ideal bir hava diyor. Oyuncuların en iyi oyunu sergileyecektir diyor. Şimdi tabii yeni başlayan arkadaşlarımız da olabilir. Onlara da inşallah bir fikir vereceğini düşünüyorum. Bakın bunu tamamen altını çizerek söylüyorum. Zaten sizler çok daha iyisini biliyorsunuz antrenmanlarda. Ama ben bunu denedim. Bunun etkisini gördüğüm için e, maçlar öncesinde hava şartlarına göre antrenman yaptırmanın da etkisi var değerli kardeşlerim. Arkadaşlar ideal hava için istediğiniz e, e, kürü uygulayabilirsiniz. Hucum, savunma, topa sahip olma, fiziksel ayrı ayrı veya bütünsel olarak e, biliyorsunuz günde 4 e, tane antrenman yani reklam izleyerek 4 tane e, uyguladığımız antrenman e, hakkımız var. İster bir tanesini yaptırıp yeterli görebilirsiniz. 2-3 neyse veya 4'ünü de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla artık orada futbolcu keskinliğe ulaştıktan sonra karar tamamen siz menajer dostlarımızın. Değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ister savunma üzerinden ister topa sahip olmak üzerinden ister fiziksel zihinsel üzerinden Tabi buna rakibi iyi analiz et, ederek de e, uygulamak lazım. Yani rakibin durumuna göre, rakibin şekline göre hangi antrenman modelini uygularsak daha e, takımımıza biraz daha e, katkı sağlayabilirizin peşine düşerekten. Dolayısıyla böyle bir antrenman sistemi uygularsınız. Bunda bir sınır yok değerli kardeşlerim. Şimdi bunu hemen kapatıyorum. Tekrar fikstür ekranımıza geçiyoruz. İdeal havada ne dedik? Herhangi bir sınırımız yok dedik. Soğuk hava. Soğuk hava sahadaki koşulları zorlaştırır. Ha Buradaki en büyük şey düşük sıcaklıklarda gerginleşme eğilimindedir oyuncularınız diyor. Bakın arkadaşlar o zaman e, oyuncularınızın taktik emirlerini de verirken çok sert e, oynamamaya e, biraz daha normal biraz daha free oynamaya e, tercih etmeniz uygun olabilecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi soğuk hava içinde nasıl antrenmanlar seçilme şansımız olabilir? Şuna da bir göz atalım müsaade ederseniz. <laughs> Arkadaşlar zaman zaman sesimde çatallanma oluyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Arkadaşlar biraz kondisyona ağırlık vermek lazım. Yani özellikle ben böyle havada oynayacağım önemli bir karşılaşma öncesinde biraz böyle güçe çevikliğe, diye agresiflikten e, uzak durarak. Çünkü zaten e, oyuncular için bakın orada ne diyordu? Gerginleşme eğilimindedirler. Bir de onlara ek bir gerginlik e, ya, ya, yaptıracak antrenmanlardan kaçmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Mesela <laughs> güç, cesaret, çeviklik, hız gibi antrenmanları tercih ediyorum. Ha çok zor antrenmana girmiyorum. Evet zorlara zaman zaman kullanıyorum. Dolayısıyla savunma da olsa hücum antrenmanı da yaptıracak olsam dolayısıyla hep böyle daha rahat antrenman modellerini seçmeye çalışıyorum. Mesela örneğin bakıyorum mesela kondisyon. Mesela slalom top sürme. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ne diyor diyordu? Kondisyon, top sürme, pas verme, hız. Dolayısıyla e, şut tekniği, örnek hücum antrenmanlarında seçeceğiniz e, antrenman modellerinden söylüyorum. E, şut tekniği olabilir. Yani bu tip antrenmanları seçerseniz e, bu hava şartı için uygun olabileceğini düşünüyorum. Tekrar fikslere geçiyoruz. Üçüncü ne dedik? İdeali seçtik, soğuğu seçtik. Ee, zaten gece gündüz, yağmur. Şimdi burada yağmur ne diyor? Her maçı zorlaştırır diyor arkadaşlar. Kaygan zeminde oynamak zor olabilir. ha Eğer önemli bir karşılaşmanız varsa böyle yağmurlu bir havada dolayısıyla antrenman modelinizi özellikle güç, güçe yönelik seçmeniz lazım. Ha, bakın böyle bir e, maç oynamak durumunda kalırsanız Kısa topu ben hiçbir zaman tercih etmem. Çünkü çok defa denedim. Sizler de bunu tecrübe ettip denemişsinizdir. Eminim buna. Dolayısıyla kısa top oynadığınız zaman rakip size denk veya sizden kuvvetli bir rakibe karşı oynuyorsanız eğer zaten kısa topta oyuncularınızın top kaybetme oranı yağmurlu havada daha da artıyor değerli arkadaşlar. Ben bunu kendi açıma söylüyorum bunu. Yani bu söylediklerim aslında benim kendi denediğim, kendi özüm şey yaptığım, tecrübe ettiğim konular. Daha iyisini zaten sizler, değerli menajerlerimiz biliyor. Ama yeni başlayan dostlarımız da varsa buradan belki bir şeyler kendilerine çıkartabilirler diye düşünüyorum. Ben aslında o zaman daha çok fiziksel ve zihinsel antrenmanlara önem veriyorum. Yani ee, yine bakın germe, güç, çeviklik, kondisyon, hız. Merdivenlik kroika, çeviklik, agresiflik, konsantrasyon, hız gibi antrenmanları tercih ediyorum arkadaşlar. Agresiflik e, aslında şöyle söyleyeyim. Yağmurlu havada e, çok fazla agresif oynamak e, da e, çok fazla doğru değil ama Dolayısıyla burada ne yapıyorum? Konsantrasyon ve hızı arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü e, dolayısıyla yağmurlu havada e, kaygan zeminde oynuyorsunuz. Kısa top oynamamanızı özellikle önemli söylüyorum. Karışık oynanabilir, uzun top oynanabilir. Diğer tabii taktik emirler size kalmış durumda. Rakibi analiz etmenize kalmış durumda. Dolayısıyla mesela e, buradan e, seçtiğim antrenmanlar Mesela depar atmayı seçebiliyorum. Kondisyon, top sürme, hız ve açılma. Yağmurlu hava için ben faydasını gördüğüm antrenmanlardan bir tanesi. Ve geliyoruz son antrenman havaya göre son antrenmanımıza. İdeali seçtik. Soğuğu seçtik. Yağmuru seçtik. Ne yaptık? Sıcak hava. Ne diyor? Dışarıda hava yanıyor. Oyuncular kendini e, bu havada diyor oyuncularınız e, kendilerini daha fazla zorlaması gerektiği anlamına geliyor. O zaman ne yapıyorum? Ben dört kürü yani dört defa reklam izleyerek dört antrenman e, e, setini tamamlamıyorum. İki de bırakıyorum. Üç de bırakıyorum. İdeal olan da budur zaten. E, zaten çünkü orada oynayacağınız karşılaşmada oyuncularınız yeterince kondisyon kaybedecek. Dolayısıyla dolayısıyla bu antrenman modelinde yani bu tip bir havada oynamak durumunda kalırsam, önemli bir karşılaşmamı, ben o zaman e, savunma, hücum, topa sahip olma, fiziksel, zihinsel ve takım oyunu ile beraber iki ya da üç e, sette, iki ya da üç kür veya sette e, antrenmanı tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü dolayısıyla yine o zaman çok zor antrenmanlara girmiyorum. Kolay antrenmanları seçiyorum. İşime yarayacak olan çünkü her, bakın her antrenmanın altında zaten açıklaması e, gördüğünüz gibi mevcut. Takım oyundaki kartlarınız e, elinizdeki kartlarda buna şey e, dahil. Fiziksel zihinselde e, örnek olarak <laughs> çok kolay antrenmanlarda ısınmayı seçiyorum. Germeyi seçiyorum arkadaşlar. Germe sıcak havada güç, çeviklik, kondisyon hız verme yönünde takıma fayda sağlıyor. Ha diyeceksiniz ki abi sıcak havada zaten sen kendin söylemiyor musun bunu? Yani sıcak havada daha kolay anlıyor Arkadaşlar o zaman 4 slotun 4'ünde kullanmıyorum. Yani dolayısıyla bir germe verdiğim zaman yanına muhakkak ki bir ısınma, bir çok kolay antrenmanla bunu tamamlamaya çalışıyorum. Veya en kötü ihtimalle orta seviye antrenmanlarda uzun koşuya önem veriyorum. Konsantrasyon ve kondisyona önem veriyorum. Yani biraz kondisyonlarını arttırıcı antrenmanlara önem veriyorum. Yani sıcak hava için şunu söyleyebilirim. Sözü şöyle toparlayabilirim. Sıcak havada eğer oynayacağınız önemli bir karşılaşmanız varsa... İlla ki dört tane antrenman, dört tane reklam izleyerek antrenmanı tamamlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İkide kalın. Yani oyuncularınız keskinliğe ulaştığı zaman antrenmanı kesebilirsiniz. Ha, ne yaparsanız az takımı çıkartırsınız, rezervle antrenman yaparsınız. Yine o bonuslarınızı, bunu hepsi için söylüyorum, bütün hava şartları için söylüyorum. İlla ki bonuslarını arttırmak düşüncesiniz varsa zaten rezerv takımı kullanırsınız. E, gerekirse yedek takımı ilave edersiniz ama rezerv takımınız eğer yeterliyse e, ki 28 kişilik ben her zaman söylerim 28 kişilik kadronun dolu olmasında fayda var. En azından rezerv takımdaki 10 futbolcunuzu bonusları arttırmak için kullanma şansını elde edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bana tabii ki şunu sorabilirsiniz abi yani e, tamam güzel güzel söylüyorsun işte şu şöyle böyle tamam iyi de e, gününde iki tane önemli karşılaşmamız var. İkisinin de hava şartları birbirinden farklı. E neye göre antrenman yapacağız biz? Çok güzel bir soru olur bu. E, arkadaşlar o zaman e, şunu yapabilirsiniz. Daha sizin için mesela atıyorum bir dikte zorbaçınız vardır. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme turu maçınız. Atıyorum vesaire söylüyorum. Şimdi ligdeki maçınızın telafisi olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki elemeli bir maçınız veya Süper Lig'deki veya kupadaki elemeli bir maçınızın telafisi olmayabilir. O zaman ona göre hazırlık yapmakta da fayda var. Ligde çok önemli artık bir viraj maçınızdır. Ona göre hazırlanırsınız. Yani bunun önemini artık siz kendiniz takdir edip Karar verirseniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü konumu ben buna ayırmış bulunmaktayım. Ee, i̇nşallah e, bundan sonraki e, şeyimiz yine bir taktik diziliş formasyon videosu olacak diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar benden e, formasyon videosu isteyen arkadaşlarım var ama lütfen öncelikle taktik e, formasyon videolarımız içine bakınız. Orada olmayan bir şey varsa o isteğinizi gönderebilirsiniz seve seve de. Yaparım diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka tapilabın videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.